Evet sevgili arkadaşlar. Hepiniz Soru Çözüm Eğitimi Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber diferansiyel denklemler ders lineer diferansiyel denklemler üzerinde duracağız. Oldukça önemli bir konudur arkadaşlar. Lineer diferansiyel denklemlerde tabii ki de arkadaşlar belli başlı kurallar bulunmaktadır. Öncelikle biz bu denklemi nasıl ayırt edeceğiz? Ondan başlayalım. Lineer diferansiyel denklemleri ayırt ederken bakın genellikle denklem bize Şöyle belirir. Y'nin türevi artı Px biçiminde verilen bir denklem. Ardından bu Px'in yanına bir tane Y çarpanı eşittir. Qx gibi bir ifade bizlere verildiğinde biz bunun lineer bir diferansiyel denklem olduğunu söyleyeceğiz. Burada önemli olan kısım arkadaşlar mutlaka Y'nin türevinin katsayısının sayısının 1 olması gerekir. Yani bunun yanında x, y sabit sayı varsa mutlaka yok edilmelidir. Eğer Yok edildiğinde y'nin türevi artı px y eşittir qx biçiminde bir ifade varsa biz buna bir lineer diferansiyel denklem deriz arkadaşlar. Lineer diferansiyel denklemde çarpımın türevi sıklıkla kullanılır. Yani burada arkadaşlar y eşittir ux dönüşümü de yapılabilir diyoruz. Şimdi bakın sizlere bunları şöyle anlatmak istiyorum. Bir soru üzerinde anlatmak istiyorum sevgili gençler. Dizerseniz direkt sorudan başlayalım. Bu arada şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum soruya geçmeden önce. Lineer diferansiyel denklemin çoğu kitapta geçen ismi integral çarpımı yöntemidir arkadaşlar. Bu yüzden integral çarpımı yöntemi ismiyle görürseniz de şaşırmayın. İntegral çarpımı yöntemi hem lineer diferansiyel denklemler hem de tam olmayan denklemlerin tam diferansiyel denklem yapılmasında kullanılır. Eğer tam diferansiyel denklemler videomuzu izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin. Bizim burada integral çarpanımız arkadaşlar mü olsun. Bu mü integral çarpanının formülü arkadaşlar e üzeri integral işaretinde px dx biçiminde bulunur. Buradaki px arkadaşlar bu denklemde zaten px olarak bizlere verilmiş. Yani y'nin katsayısı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz ardından bu integral çarpanını bulup denklemin her iki tarafını da bu integral çarpanıyla çarpacağız. Burada arkadaşlar sol taraf her zaman integral çarpanı yani mü'nün bakın integral çarpanıyla yani mü'nün y'nin çarpımının türevi olarak karşımıza çıkacak. Ne demek istiyorum? Dilerseniz hemen sorumuzu çok uzatmadan çözelim arkadaşlar. Bakın hemen sorumuzu şöyle yazıyoruz. Sorumuz şöyle bir soru olsun. Y'nin türevi artı y eşittir x biçiminde bir soru olsun. Şimdi ben bu soruya bakıyorum. Diyorum ki a evet y'nin türevi var. P, X, y de var. Burada Px olmayabilir. Mesela bunun katsayısı 1, bu şartı sağlar arkadaşlar. Yine aynı şekilde Qx, bakın xli bir ifade. Unutmayın, xli ifadeler yerine sabit sayı olsa da denklemi sağlar. Mesela 1 olsa sadece y yazıyor burada. Burada 2y yazsa da sağlardı. Bakın, burada 5y yazsa da sağlardı. Ama mesela y'nin yanında başka şeyler olsa, mesela 5x artı y 9 gibi asla sağlamaz arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Bakın hemen kalemi değiştirelim. Bunun arkadaşlar Y'nin türevi yalnız bırakılmış. Görüldüğü gibi bizim şartımızı sağlıyor. Lineer olduğu belli. Eğer lineer olduğu belli ise biz integral çarpanını bulmamız gerekiyor ki o da bakın şöyle e üzeri px dx biçiminde yazılır. E px 1 şurada bakın 1. Dolayısıyla birin integrali nedir? e üzeri x'tir arkadaşlar. Birinin integral x'tir. Başta da e var. E üzeri x'tir. Şimdi ben integral çarpanı yani mü'yü buldum. Ne yapmam gerekiyor sevgili gençler? Denklemin her iki tarafını da integral çarpanıyla çarpmam gerekiyor. Bakın bu denklemin her iki tarafını integral çarpanıyla çarptığımda benim denklemin sol tarafı daima integral çarpanıyla y'nin çarpımının türevi çıkacaktır arkadaşlar. Bakın integral çarpanıyla y'nin çarpımının türevidir. Ne demek istiyorum? Bakın ben burada her tarafı e x ile çarpayım. E x çarpı y'nin türevi artı e x ardından y her iki tarafı çarpıyorum. Bakın sağ tarafı da çarpıyorum. x çarpı e üzeri x biçimi de bulunur. Burada e üzeri x'ler ortak paranteze alınırsa ne olur? y'nin türevi artı y eşittir x çarpı e üzeri x biçiminde olur sevgili gençler. Şimdi bizim burada bakın yapmamız gereken buradaki sol taraf buradaki sol taraf daima integral çarpanıyla yani e üzeri x ile bakın daima integral çarpımıyla y'nin çarpımına eşittir. Daima y'nin çarpımına eşittir sevgili arkadaşlar. Bu hemen bunu sağ tarafa eşitliyoruz. Sağ taraf nedir? X e üzeri x'tir. Burada ne diyoruz? Burada arkadaşlar bakın şunun bu arada türevine eşittir. Şöyle. Dilerseniz bunun türevini alarak bunu öğrenebilirsiniz. Bakın içinin türevi e x. Ardından ne oluyor? Kendisini yazıyoruz. Bakın burada y'nin türevi oluyor. Y olduğu için artı y biçiminde yazılır. Bakın burada integral alarak türevi yok etmemiz gerekiyor. Burada hemen biz integral işlemi uygularsak bakın bu integral ile bu türev yok olur. Dolayısıyla buradan e üzeri x artı y biçiminde çarpı y biçiminde çarpı y biçiminde bir işlem çıkar. Ardından yani kısacası bu e x y de çarpı yazmaya gerek yok. Eşittir sağ tarafın integrali. Bakın eşittir sağ tarafın integrali. Burada arkadaşlar sağ tarafında integralini alacaksınız. Ardından bu işlemler birbirine eşit oldu. Çok rahat bir biçimde ortaya çıkacaktır. Hani çok fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü şu an size integral kurallarını anlatmıyorum arkadaşlar. Şöyle sayfayı silelim. Eğer integral kurallarını bilmiyorsanız da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen bir başka soru çözümüne geçmek istiyorum sevgili gençler. Bakın şöyle olsun. X, Bakın X, türevi olsun. Evet, y çok kötü oldu. Şunla yazalım, bu biraz kaydırıyor arkadaşlar yazarken. Şunla yazalım, şöyle. Evet, ne olsun, mesela x, y'nin türevi, x, y'nin türevi artı 2y biçiminde bana verilmiş olsun ve bunun 10x kareye eşit olduğunu yazsın. Bakın bu sefer 0 eşit yazmadı arkadaşlar. Denkleminin genel çözümünü bulun şeklinde şöyle yazalım, g c, g nokta c eşittir soru işareti yazalım. Evet hemen sonun çözümüne başlayalım. Şimdi bakıyorum bakın şurada bir y'nin türevi var diyorum. Burada y var. Sanki benim bir şeye benzer. Benim öğrendiğim bir şeye benzer. Ama bir türlü böyle düşünemiyorsanız. Bakın öncelikle bu y'nin türevinin kat sayısı 1 olması lazım. Yani burada x olmaması lazım. Bu denklemi düzenliyorum. Her tarafı x'e bölüyorum. Ne oluyor? y'nin türevi artı 2y bölü x biçiminde yazılıyor. Ardından bu 10x kare x'e böldüğümüzde sevgili gençler ne kalacaktır? Bakın 10x kalacaktır. E tamam şimdi benim aradığım şeye dönüştü mü? Benim aradığım denklem nasıl olması lazım? Y'nin türevi artı Px'y eşittir Qx biçiminde olması gerekmiyor mu sevgili gençler? Evet gerekiyor. O zaman ne yapmam lazım diye düşünebilirsiniz. Bakacaksınız denkleme. Nasıl bakacağım? Bakın şöyle. Y'nin türevi denklemde var mı? Var. Tamam. Px var mı? Bakın burada Px vardır arkadaşlar. 2 bölü x'tir. Var. Y var mı? Yanında var. Tamam. Karşı tarafta x'li bir şey var mı? 10x, qx. Aha evet benim aradığım denklem biçimine uygun diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? İntegral çarpanı mü'yü bulacaksınız. Bakın integral çarpanı mü'yü bulacaksınız. Hemen mü'yü de bulalım arkadaşlar. Mü nasıl bulunuyordu onu da yazalım. Mü bulunurken e üzeri integral işareti altında böyle px dx biçiminde yazılan işleme biz integral çarpan ismini veriyoruz. Integral çarpanı da şurada yapalım arkadaşlar. Burada px dediğimiz ifade nedir? 2 bölü x'tir. Bakın şöyle 2 bölü x ve dx biçiminde ekrana Evet böyle ekrana yazdık. Şimdi arkadaşlar burada bakın 1 bölü x'in integrali nedir arkadaşlar? ln'dir. Bakın ln x'dir. Fakat başında da 2 olduğu için şöyle olur. E üzeri 2 tane ln x biçiminde olur. Logaritma kuralları gereği bu 2 bunun üstüne gelebilir. Dolayısıyla ln üstü ln x kare olur. E zaten bu logaritmik yer değiştirme kuralından x kare başa gelirse e üstü ln logaritma e tabanında e 1 olduğundan dolayı burada sadece x kare gibi bir ifade kalacaktır. Şimdi ben burada neyi buldum arkadaşlar? Şuraları silelim. İntegral çarpanını x'in karesi biçiminde buldum. Bakın oldukça önemli. Artık soru bitti sayılır zaten. Hemen geliyorum şuraya. İntegral çarpanının x kare olduğunu yazalım. Bakın hatta yazdık. Şöyle bir yuvarlak için alalım. Bu da mü yani integral çarpanıdır. Şimdi denklemin her iki tarafı integral çarpanı ile çarpıldığında sol taraf her zaman bakın sol taraf her zaman integral çarpanı ile y'nin çarpımının türevi olacaktır. Ve bu sağ tarafı eşit işte olacaktır. Sağ tarafı x kare ile çarparsak 10x küp biçiminde bizlere gelir sevgili gençler. Bakın 10x küp biçiminde bizlere geldi. Burada ne yapmam gerekiyor? Burada bakın türevden kurtulmak için her iki tarafında integralini alıyorum. Dolayısıyla integralle türev gidiyor. Yine sağ tarafını da alıyorum. Burada ne kalıyor? Burada x kare y gibi bir değer kalıyor. Sağ tarafta da 10x küpün integralini alırsak hemen. Hadi bu sefer alalım. Demin almadık. 10 şöyle x üzeri 4 bölüm arttırdığımız sayıya bölüyoruz. Bu biçimde bir denklem elde ettik. Arkadaşlar diferansiyel denklemdeki temel amaç y'yi bulmaktır. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama biz son bitiriş hamlesini Yapalım ve y'yi de bulalım sevgili gençler. Buradan y eşittir diyorum 10x üzeri 4 bölü 4x kare biçiminde olur. Dolayısıyla bu da 2.5x kare şeklinde yani 5 bölü 2 şeklinde de yazabilirsiniz olarak bulunur. Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar lineer diferansiyel denklemlerde yani diğer bir adıyla integral çarpanı yönteminin kullanıldığı denklemlerde denklemin nasıl bulunduğunu gösterdik. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kal.